kozmetik ürünleri bu lavabonun üstündeki aynalı dolabın içine böyle sıraladım. Buradan düzenli bir şekilde hepsini görebiliyorum ve kullanabiliyorum. Hepsinin bir yerde olması çok önemli. Çünkü hepsi bir yerde olduğu zaman ancak görüp kullanabiliyorum. Farklı farklı yerlerde olursa unutulabiliyor. Birinci sıraya her gün kullanmış olduğum cilt bakım rutinimi, yüz yıkama köpüğü, tonik, bazen makyaj yaptıysam makyaj temizleme suyu, bazen tonik yerine gül suyu da kullanabiliyorum. Ve en son hyaluronik asit serumu, göz bakım kremi ve kırışıklık karşıtı gece bakım kremiyle devam ediyorum. Yukarıda da haftalık yapmış olduğum bakımlarıma ait bakım yağlarım var. Bunlar da henüz kullanmadığım yedek köpük ve tonik ürünlerim. Haftalık muhakkak saç ve cilt bakımı yapıyorum. Bunları onun için kullanıyorum. Gerçekten kremler, nemlendirmek için kremler saçım ve vücudumda, cildimde yeterli olmuyor. Cildi en güzel yağlar nemlendiriyor. Ben de besleyici ve nemlendirme özelliği en yüksek olan yağları tercih ettim. Bir de E vitaminim de var. Şimdi her gün ben düzenli olarak cilt bakım rutinimi yapıyorum. Hiç aksatmıyorum. Bunun sırrı da akşamları en son yüzümü yıkamak için banyoya girdiğimde televizyonun karşısına oturmadan yüzümü son yıkadığımda bu cilt bakım rutinlerimi yapıyorum. Değilse televizyon karşısına oturursam gece saat 12'yi bulabiliyorum. Televizyon karşısında dalıp ağırlaşıyorum ve uyandığım zaman bunları yapabilecek, cilt bakımlarımı yapabilecek durumda olmuyorum. O yüzden her gün akşam en son tuvalete girdiğimde hemen buradan sırayla uygulayacağım bakımları aşağı indiriyorum. Bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde yüzümü yıkayıp, tonikleyip, arkasından serum ve nemlendiricilerimi sürüyorum ve her gün bu rutinimi aksatmadan tekrar ediyorum. Kil maskeleri de var. Bunu doğum günde kız kardeşim almıştı. Bu da toz olan kil maskesi. Toz kil maskesi de çok iyi. Banyoda peeling gibi de kullanıyorum. Bunu biraz cildimden çıkarmak zor oluyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Parfüm de var içinde. Bu cilt bakımında kullandığımız ürünlerde aslında hiç parfüme gerek yok. Doğal olsa daha iyi olur. Parfüm, alkol, paraben, sürfat, bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Elimde kalan aloe vera jeli de şöyle elimi yedireyim. Saçlarıma süreyim. Burada böyle yavaş yavaş süzüyorsun. Şimdi bu benim kırışıklık karşıtı nemlendiricim, gece kremi. Bunun içine de biraz Nüxe marka. Nüxe'nin iyi, fena değil, güzel. Yani kaliteli bir ürün diye aldım ama böyle kırışıklıklarımda çok fazla hani kaybolmadı. Daha da çok belirginleşti gibi geldi bana sanki. Öyle mucizevi etki yaratmıyor nemlendirici. Bunun içine de biraz şimdi destekleyici eklemek istiyorum. Yani nemlendirici kıyafetinize de ekleyebilirsiniz. E vitamini 2 damla nemlendirici kreminin içine karıştıracağım. Cildimi beslesin diye. Bir de jojoba yağı karıştıracağım. Jojoba yağı çünkü cilt için sıkılaştırıcı, gençleştirici. Şimdi E vitamini yüzünüze çok fazla bilinçsiz şekilde fazla sürmemek lazım. 2 damla yeterli. O yüzden nemlendirici krem içine 1-2 damla E vitamini yeterli. Şimdi biraz daha E vitaminini kapattık ağzını. Biraz daha jojoba yağı damlatıyorum nemlendiricinin içine. Şöyle. Tamam. Şimdi bu nemlendiricinin içine E vitamini ve jojoba yağını döktüm. Böyle kürdanla karıştırıyorum.
yediriyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu durdukça benim nemlendirici kremin içine nüfus edecek ve işleyecek. Ve kapatıyorum. Bu işlemimiz de tamam. Kırışıklık karşıtı gece kremini, nemlendiricinin bunu da kenara alıyoruz. Şimdi sıra geldi saç bakım yağımızı, saç bakım maskemizi yapmaya. Bu da müthiş bir gül suyu. İçinde gül suyu var. Harika olmuş. Bunu babam gülleri toplamış. Kardeşim de o güllerden kendi gül suyu yapmış ve müthiş bir formülasyonu var. Müthiş bir yapısı var. Çok seviyorum. Kokusu da harika. Buzdolabında saklıyorum. Yazdan beri hiç bozulmadı. Gördüğünüz gibi duruyor böyle aynı gül gibi. Bunu da yüzüm için tonik olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sprey cam şişe. İçine böyle biraz bu doğal ev yapımı gül suyundan damlatıyorum. Biraz kekik suyu damlatıyorum içine. Kekik de biliyorsunuz çok mikrop öldürücü özelliği var, antiseptik. Yani böyle sivilce oluşumunu çok önlüyor. Cildime çok iyi geliyor. Sivilce oluşumunu da önlüyor. Sivilce kızarıklık oluşumunu da önlüyor kekik suyu. Ve cildimi sıkılaştırıyor. Evet, böyle toniğimiz, kremimiz, saç bakım maskemiz, vücut losyonumuz ve el kremimiz hazır. Bitti. Hazırı bitti. Hazırlaması çok keyifli oldu. Aynı şekilde kullanması da çok keyifli. Ve gerçekten saçıma, cildime fayda sağladığını, yararlı ürünler olduğunu biliyorum. İçinde rahat. Makyaj temizleme suyuyla makyajımı çıkardım. Şimdi köpük yüz temizleyicimle yüzümü yıkayacağım. Arkasından tonikleyeceğim ve Hair Long serumumu yüzüme sürüp nemlendiricilerimi süreceğim. Evet, önce yüzümü bir ıslatayım, nemlendireyim. Köpük temizleyicimle. Sürdükten sonra böyle elimizle güzelce ovalayalım ve temizleyelim kırzeneklerimizi. Şimdi durduracağım. Şimdi makyaj bedini böyle ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Ortadan ikiye ayırıyoruz. Diğerini de daha sonra kullanacağız. Doğayı, karnaklarımızı koruyoruz. Karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Böylelikle doğayı karnaklarımızı koruyoruz. Karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ürünleri de böyle, şimdi tonik sürüyorum yüzümü temizledikten. Ürünleri de yüzümüze boca etmemize gerek yok. Hem cildinize hem kesenize zarar. Böyle pamuğu hafif ıslatmanız yeter. Şimdi cildimi tonikle sildikten sonra tonik adımı cildini sıkılaştırıyor. Cildinde kalan kalıntıları çok iyi temizliyor. Şimdi hyaluronik asit aşaması var. Yıkayıp tonimi sürdükten sonra hyaluronik asitini sürüyoruz. Şöyle elime bir damla damlatıyorum. Böyle damlalıklı olduğu için şöyle. Göz altlarıma, boynuma hyaluronik asit sürerken cildinizin hafif nemli olması lazım. Kuru olmasın ki hyaluronik asit cildiniz tarafından iyi emilsin. Aşağıdan yukarıya doğru başlayalım. Ve son adım göz kremini göz altlarıma uyguluyorum ve kırışıklık karşıtı gece nemlendiricimi de yüzüme uyguluyorum. Yüzüme uyguladıktan sonra cilt bakımını bitiriyorum.